Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size bir ıssız dalga saç yöntemiyle geldim. Bu diğerlerine göre daha pratik, daha rahat bir yöntem diyebilirim. Ben neredeyse 1-2-3 haftadır sadece bu yöntemi uyguluyorum ve maşa kullanmıyorum. Şimdi sizinle yöntem hemen paylaşacağım ama güzel bir haberim de olacak, onu da söylemek istiyorum baştan. Bir çekiliş haberi vereceğim ama bu videonun herhangi bir yerinde olabilir. O yüzden videonun tamamını izlediğinizden emin olun. Yönteme gelecek olursak, ben Trendyol'dan görüp sipariş etmiştim. Bu Healthy Hair diye bir saç seti. Bu setten çok memnunum. Ve hani aldığım set bu olduğu için size de bundan hediye etmek istedim. Paketin içinden çıkanları kendiminkinden göstereceğim şimdi. Böyle bir saç bigudisi çıkıyor. İki tane de tokamız çıkıyor bu şekilde bağlamak için. Bir de büyük bir tokamız var. Paketin içinden çıkanlar bu şekilde. Onun dışında nasıl yapılacağını zaten beraber göreceğiz. Hepsini, bütün aşamaları size göstereceğim. Zaten çok kolay bir yöntem. Yani çok böyle sizi zorlayacak bir şey değil. Yani maksimum gerçekten 5-10 dakikanızı alır. Daha fazla bir zamanınızı almaz. Eğer saçınız çok gür değilse. En çok dikkat etmemiz gereken nokta saçımızın hafif nemli olması. Buraya bastırarak söylemek istiyorum. Çünkü saçınız ıslakken yaptığınızda saçınız kurumamış oluyor. Daha kurumasını beklemeden siz şekil almasını bekliyorsunuz. Birazcık hüsrana uğrayabilirsiniz. O yüzden saçınızın çok hafif bir nemli halde olması gerekiyor. Ondan sonrasında bütün aşamaları size gösteriyor olacağım zaten. Ben böyle bir şişe tercih ettim. İçine su doldurdum birazcık. Tabii ki siz istediğiniz gibi nemlendirebilirsiniz ama bu şekilde hem eşit oranda hem de daha pratik olmuş oluyor. Saçımı çok hafif nemlendirip bırakıyorum. Özellikle uçlarına daha çok sıkmaya çalışın. Çünkü uçlar çok hızlı kuruyor siz o sarma işlemini yaparken. Şimdi bu saç bigudisini alıyorum ve saçımın ortasına eşit olacak şekilde tutturuyorum. Tokayla birlikte. Daha sonrası sarmaya başlıyor. Eğer sık dalga seviyorsanız, daha belirgin dalgalar seviyorsanız daha küçük tutamlar, ince tutamlar almanız gerekiyor. Ama eğer doğal dalga, daha iri dalgalar seviyorsanız, kalın tutamlar alırsanız daha güzel olacaktır. Şöyle bir tutam aldım. Geçirdim. Ve ekleyerek saçıma her seferinde de her sardığımda bir kez saçımı böyle sıkıyorum. Döndürdükten sonra ve devam ediyorum. Evet, şimdi sonuna geldim. Sıkıca tutuyorum saçımı ve tokayla bağlıyorum. Yukarı doğru kıvırıyorum ve bağlayabildiğim kadar sıkı bağlıyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyorum. Tam 2,5 saat tuttum ve ona rağmen çok çok güzel bir sonuç aldığımı düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi çekilişe gelecek olursak. Çekiliş için size vereceğim hediye bu Healthy Hair saç seti olacak. İçinizden bir takipçime hediye etmek istiyorum. 2 hafta sürecek bir çekiliş bu. Instagram'dan bir çekiliş postu yayınlayacağım. Hem YouTube hem Instagram hesabımı kapsayacak bir çekiliş olacak. Bu yüzden de YouTube ve Instagram hesaplarımı takip etmeniz, hem bu videoyu hem de Instagram'a paylaşacağım çekiliş postunu beğenmeniz. Detayları da dediğim gibi çekiliş postunda bulabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Uzun zamandır YouTube üzerinden bir çekiliş yapmıyorum. En çok isteğinin olur umarım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşürüz.